Selam millet, neler oynardı? Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Jurassic World oyununa tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Jurassic World oyununda bu yakınlarda çok fazla paramız var ve biraz yemek ihtiyacımız var. Özellikle son videomuzdan bu yana ben biraz yemeğimizi emişledim. Ben biraz yemeği emdim, emikledim, yedim, bitirdim. Çünkü bir görev yapmam lazımdı biliyorsunuz. Bir önceki videomuzda baktığımız bir görev vardı. O görevimizi hala bitiremedim. O görevden devam edeceğiz. Görev bize diyordu ki 7 tane 40. seviye dinozorun olsun. 7 tane 40. seviye dinozorunuz olması kolay bir şey değil tabii. Takdir edersiniz ki. O yüzden biraz para harcamam gerekti. Daha doğrusu biraz yemek harcamam gerekti. Yine yemeğim iyi. Fena değil yani yemeği. Şuradan free kartımızı bir çekelim. DNA para. Bir tane de dinozor geldi. Çok güzel. Şimdi. Bunları hallettikten sonra şöyle bir bakıyoruz. Diyoruz ki 40. seviye dinozorumuz neymiş? 7 tane 40. seviye dinozorun olsun. Şimdi bir tane dinozorumuz bu. Onu 39 yapı dibine kadar getirdim. Alankova. Gördüğünüz gibi onu şöyle bir 40 yapıyorum. Birleştirdiğimizde zaten o bir kere oldu. Bir tane zaten biz Alankova birleştirdik. Bakınız o burada. Alangosaurus oldu. Majungasaurus'la Alankova'nın birleşiminden. Şimdi bir de Bonitasaurus'u 39 yaptım. Bonitasaurus'u buradan beslediğimizde o da bir level atlayacaktır. Neyle birleştireceksin onu diyor. Şöyle bir tane missing dinozor var. Olduğu gibi missing bu. Bundan bizde hiç yokmuş. Peki. Şöyle bakarsak 5 ettiler. Efendim şuralarda bir tane olacağıdı. Evet 39. Kendisini şöyle bir 40 yaparsak eğer. Hatsegopteryx 20. seviye olan şu dinozorla birleşiyormuş. 20. seviye olan o dinozor bildiğim kadarıyla bir otçul dinozordu. Ve bizde şurada vardı kendisi. Şurada değil burada mıydı? Evet. Şuydu. Sıradaki dinozorumuz hangisiydi bakayım bizim hazırladığımız ya da hazırlamış mıydık? Daha doğrusu hazırlamamış da olabiliriz. Hemen şöyle dinozorlarımıza hızlı hızlı bakıyorum. Efendim şurada level atlayabilecek dinozorlar var. Bir tane tombulcan var. En yakın şu galiba. 30. Bir 10 daha alıp 20 yapsak yok. Yakın falan değil o. 3 tane daha 10 alıp 20 yapmamız lazım bizim onun için. Ha şurada 30-10-10 olan var. Şunları evolve edip devam edebiliriz. Argentosaurus'tan. Bir daha şunları kontrol edeyim. Yok muydu ya benim hazırladığım bir şey? Vallahi yokmuş. Kardeşlerim yokmuş. Hayretler içindeyim. Şurada yok mu hazırladığım? Yok. Hali hazırda 40 olanlar var. Onlar sayesinde zaten bizim 40 dinozorlarımız vardı. Guanlong'u hazırlayabiliriz. Dediğim gibi bir de Guanlong'u yapabiliriz 40. seviye. Şuradan bakalım neler var trade edebilecek. Koala, Sukusla ne çok şey trade ediyor böyle ya. Şundan bir tane DNA veririm diyor. Versen bana onu. O iyidir. Oo, paraya yemek veririm diyor da o para çok ha. O parayı da bedava bulmuyoruz yani öyle patır kütür harcayamayız o parayı. Efendim o zaman bir tane yapacağız. Vallahi bir tane yapacağız. Kaçarı yok bu işin. Şuradan 10 olmuş. 2 tane daha alacağız. Speed up diyelim. Şu para bayağı bir gidecek kardeşlerim. Vallahi. Üzülerek söylüyorum ki. Şuradan. Şimdi bir tane daha yapmadan önce bir emin olalım da şundan. Evolve diyelim şöyle hızlandıralım. Bir seferde alırsam çok teşekkür ederim. Bir seferde aldı sağ olsun. Hadi yorma bizi. Name yapma bize. Şimdi bu bir tane 11 oldu değil mi? Şunu biz besleyeceğiz. 20 olacağız. Sonra hesap şaşabiliyor. Hesap şaşarsa boş yere dinozor falan yumurtlatabiliyorum. Hiç öyle bir şey yapmaya gerek yok. Evet. Evolve için bir tane lazım diyor. Bu ready değil. Onu ben besleyeyim ready olsun dedi. Tamam beste dedim ben de. O şimdi 10. level oluyor. Evet 10. level'da kilitlenip kalacak. Tamam hesabımız doğru. Tamam markete git. Şuradan bir tane daha yetiştir. Onu da onu yapacağız. Onları birleştirip 11 besleyip 20. 20'leri birleştirip 31 besleyip tamam. Tamam bu hesap doğru. Seni de feed diyorum. Seni de feed deyip besledikten sonra ikinizi birleştireceğim. Evet şu anda çok fazla yemek harcamıyor gibi görünüyor. Hadi yorma beni. Çok güzel bir seferde yaptın. Teşekkür ederim. Evet, seni bir besleyelim şimdi.
20. level olduğunuzda sizi fuse edeceğim. Daha bitmedi vallahi kardeşlerim. 20 olduğunda onları fuse edeceğim ama şimdi fuse değil, evolve edeceğim. Çok güzel, 21 oldu. Şimdi bunu besleyip 30 yapacağım. Ki burada şimdi biraz yemek harcamaya başlayacak artık. Gördüğünüz gibi 1167 oldu, yani artık şaka değil. Ciddi ciddi yemek gidiyor şurada. Gözle görülür bir şekilde harcanıyor yemek. Şimdi bu ikisini birleştireceğim. Tabii bu da birleşmez bir seferde. Tabii ki birleşmez. Birleşse şaşardım. İkinciye birleşirse şanslıyız. Vallahi şanslıyız. Yani bu bile birleşmeyebiliyordu. Argentinosaurus'umuz böylece 30. seviye oldu. 31. seviye. Şimdi oradan onu 40'a vurduracağız. Ve görevimiz bitecek. Buraya vurdururken ki harcanan yemek evlerden ırak. Hiç görmeyelim onu. Bir de fuse yaparsak ne oluyor? Fuse'u da yaparım diyor ha. Yaptığı su canlısı da Labrantionis midir nedir oydu. Labrantioydu. Ne diyorsun? İki görev birden geldi. Bir tanesi ne diyor? Buildinglerden 40.000 topla diyor. Buildinglerden 40.000 toplayı yaparız da yanlışlıkla bonus toplamamamız lazım. Diğeri diyor ki 5 dekorasyon al ve yerleştir diyor. Heliporttan 15.000 topla diyor. Şimdi heliporttan ben 15.000 toplayayım da. 16 saatte 6.000 veriyormuş. Bu heliporttan 15.000 var ya, 100 yılda gelmez söyleyeyim. Binalardan toplama kısmı kolay. Heliporttan 15.000 gelmez. Bir daha söylüyorum. Neyse, burada bir tane daha hatch'imiz varmış. O da dursun. Onu da hatch edelim. Neydi? Şu ikisi birleşiyordu değil mi? Evet. Labrantia birleşiyormuş. Ben buna bir bakacağım. O ikisi birleşirse ne oluyormuş açıkçası. Merak ettim. Bu oluyormuş ya. En yakın olan şey. Vallahi yine bir otçul oluyormuş. Güçlü bir tane otçulumuz olsun isteriz aslında. Ama common oluyor. Burada yine başka bir common olan Stegosaurus'la. Yok, common olan değil. Süper rare olan Stegosaurus'la. Common olan Triceratops'u birleştirirsek bir şeyler oluyormuş. Şimdi şuradan bir mamut dövüşümüze bir bakalım. Aa, 98. sıradayız. Fena değil. Fena değil. Kardeşlerim, en 100. sırada 1899 puanlı bir adam var ama son saatlerde nasıl ataklar yaparlar diye merak ediyordum ben burada, ama bir şey fark ettim. Bugün başka bir arkadaşım, bu oyunu oynayan yeni başlamış, benden görüp başlamış olan bir arkadaşım bana bir düşük ligde, şu ligdeki sıralamasını gösterdi de Survivor Ligi'nin en üst puanına baktım. Survivor Ligi'nin en üst puanında yanlış görmediysem eğer en üst, yani şöyle birinciye baktığımızda birinci adamın puanı 2300-2200 civarındaydı. Herhalde buradan düşmeyiz diye düşünüyorum o yüzden. Bakalım kısmet. Şimdi şu diğer savaşları bir yapalım. Showdown. Showdown'da iki tane Tyrannosaurus Rex. Mesela bu çok üzücü bir manzara. Yani öyle böyle üzücü bir manzara değil bu. Şuraya bir tane o T-Rex'lerin abandığı zaman bile öldüremeyeceği bir şey koymam lazım. Yüksek canlı. Ama bu aynı zamanda da bonuslu vuracakları bir Ankylo gibi bir şey olmamalı. Başka bir T-Rex koyacağım o zaman. Ondan sonra onların ardına da efendim bir tane bunu koyacağız. Bir de Sarko koyacağız bonuslu. Şöyle bir enerji saklayarak başlayalım. Zaten ikilik saldırısı adamı öldürüyor yani. Biz bu T-Rex'i niye başa aldık onu da bilemedim ama. Ama adam da çok affedersiniz biraz aptalmış. Ne yapacağını bilmiyor tamamen. Bir enerjini sakladın da ne oldu yani? Al. Kro gibi üçlük vuracaksın zaten. Şimdi bu durumda ben sana şöyle... Oo, öldüremedik ya. Bir sonraki hata da yapmak zorunda kaldık. Neyse, onu yere yapıştırdık. Bir sonraki de hiç bonuslu falan gelmiyor. Üç enerjisinin üçünü de kullanmak zorunda. Çünkü zırh vermiş olma ihtimalimize karşılık. Böylece kendi ölüm fermanını imzaladı. Arkadan gelen Sarko. Beşlik saldırısıyla. Hatta dörtlükle bile onu öldürüyor ya. Ne beşliği. Koçum Sarko. Bu kadar. T-Rex'in ağzına vurdu Sarko. Nasıl mutlu, sevindi böyle. Hım 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 diye ağzını çarptı.
Evet, Legendary pack'imizi aldık kardeşlerim. 1600 DNA, 1600 DNA. Artı 4 Savage Assault. Microposaurus. Ama her seferinde farklı Legendary vermesi beni çok üzüyor ya. Her seferinde farklı Legendary vermesi beni çok üzüyor çünkü bu Legendary'ler açılmıyor. Yani bu Legendary'ler açılmıyor. Bak bu da su Legendary'si. Su Legendary'si bu açık değil. Biz bunu hatch diyelim. Ona hatch edelim. Çok güzel. Bir gün 5 saatte açılacak diyor. Gelelim şöyle. Su Legendary'sine açık değil. Yani sen şimdi bana bu Microposaurus'u vereceğine efendi gibi bir tane daha Sarko verseydin. Ben de misler gibi Sarko'mu level 20 yapsaydım. Neyse bilemedim. Şuradan DNA dersen ne diyor? 1530 DNA diyor. Belki onu DNA olarak alırım. Bilemiyorum. Sonradan DNA olarak alırım tabii. Direkt DNA olarak almam. Şimdi o zaman şöyle şuradan değil tabii ki. Şuradan şöyle bir devam edelim. Underwater. Şimdi mor diyorsun bize değil mi? Bu durumda senin karşına mavi diye çıkacağız. Senin karşına şöyle çıkacağız. Sondaki mavi tırt mı? Yo, o da iyi. Mavi. Öyle değil. Sen önce öl. Mavi. En son ölümcül mavi. Bence siz bana hiçbir şey yapamazsınız. Su canlıları bu hasar enerji katmanında çarpanında o kadar insafsız ki. Anti dinozorla çıktığınız zaman bir dinozorun karşısında gerçekten hiçbir şey yapamıyor. Yani karada yine dövüyor bir şeyler yapabiliyor da burada yalan. Yalnız bunun da hasarı efsanevi farkındaysanız eğer bunu öldürmesi için 1 milyon kere falan vurması lazım. Shield almışsındır. Aynen öyle tam tahmin ettiğim gibi. Sen şimdi bir vur öldür beni. Çok şey yapma. Yorma beni. Birader sen hasta mısın? Adam bildiğin shield alıp duruyor ya. Hasarım yok diyorum, hasarım. Oyna da öldür beni diyorum. Türkçem var mı? Ana! Abi herif ciddi çıldırmış. Neyse bu sefer öldürür herhalde. Herife de counter çıktık diye hasarı düştü, delirdi, ne yapacağını şaşırdı. Saldırı yapmıyor bize. Neyse bütün zırhını, şeyini, gücünü kullandın. Çok teşekkür ederim. Şimdi sana şöyle bir saldırı yapacağım izninle. Hah. Şöyle yaparak seni zaten öldürüyorum. Al bu da bonus, bu da shield. Sıradaki... Güzel de canları var ha. Bu şimdi bana dörtlük saldırmalı gerçekten öldürmek için. Abi aklımı fikrimi kaybedeceğim ya. Ruh hastasına bak ya. Kendince bana taktik yaptı şimdi. Kendince taktik yaptı süper zeka. Allah'ım ya Rabbim ya. Zaten bir ısırıkla seni öldürdüğüm için çok da bir derdim yok farkındaysanız. Ardından gelen ne yapabilir ki bana? Oh neyse beni yormadı ya. Ben de ona maksimum hasar çıkarabileceğim böylece kardeşlerim. Tyrannosaurus'un, Mosasaurus'un uzaktan kuzeninin maksimum hasarda vurduğu hasarı ve grafiği göreceğiz şimdi. Şimdi ne yapıyor? Çığlığını attı. Kuyruğuyla kumu topladı. Gözüne fırlattı. 17.010. 17.010 işte budur. Boşuna değil bunun kuzeni. Indominus Rex'i bir lokmada yutuyordu. Evet. Süper Rare'ımızı kaptık. 800 DNA. 3 Reserve Point. Rajasaurus. Süper Rare bir dinozorumuz oldu. Rajasaurus. Şuradan unutmadan hemen Rajasaurus'u bir hatch ediyorum. Güzel. O da 8 saat dedi.
Evet, şimdi turnuva saldırımız var. Battle Stage 33'ümüz var. Bir de hiç yapamadığımız şu Super Rare canlar var. Super Rare canlarla kapış yarışması var. Şimdi bu Super Rare canlarla kapış yarışmasında çok değişik bir şey yapacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Benim su dinozoruna ihtiyacım var mı? Yok. Benim otçulu dövmek için etçile, suyu dövmek için kuşa ihtiyacım var. Otçulu dövmek için etçile. Ha, Super Rare yok. Super Rare'ım olmadığı için ben bunlarla iyi dövüşemiyordum. Anladım, hatırladım. Şimdi Ankylosaurus'umuz bir kere Super Rare gelsin. Efendim, Quetzal'ımız Super Rare gelsin. Velociraptor'um var. Velociraptor gelsin. Ankylo ile bonus biriktirir, Velociraptor'la vururum gözlerine. Efendim, Kutçul gelsin. Quetzal. Şimdi booster'ları seçelim. Booster'larla diyelim ki artı 4 hasar. Ben bunu bir seçeyim. Eksi 2 rezerv. Yok. Gelecek tur eksi 2 aksiyon point alsın. Ben 3 rezerv point kazanayım. Ben 4 zırh kazanayım. Bakalım, şimdi çok güçlü bonuslar seçtik. Çok güçlü bonuslar ışığında bir şeyler yapabiliyor olmamız lazım. Şimdi herhangi bir şey seçmiyorum. Şu anda ben bir enerji çekip kenara efendi gibi turumu veriyorum. Sen de bana bir mi saldırıyorsun terbiyesiz? İkin vardı, biriyle saldırdın değil mi? Güzel. Şimdi ben artı 3 rezerv point mi çektim? Çok güzel, artı 3 rezerv point çektim. Ondan sonra 1-2 zırh çekip 1 rezerv point daha çektim. Sen üçünle ne yapıyorsan yap. Kafana göre takıl. Bunun biriyle saldırdı sadece adam. İkisini ne yaptı? Kim bilir. Allah kerim, ikisini ne yaptı? Bilemiyoruz. Ben 7 oldum ama. 7 olduğum için şöyle yapıyorum. Sana efendim bir şunu atıyorum. Eksi 2 enerji atıyorum. Bir dahaki tur senin 1 enerjin var, tamam mı? Hadi bakayım. 1, 2, 3 atıyorum. Bu seni öldürür. Bu 2 enerjiyle ne yaptığını bilmediğim için zırha saklamış olabilirsin. 1 saldırın kaldı. Ben bir defans alırım bunun karşısında, bir de enerji çekerim. Defansı var mıydı bilmiyoruz adamın. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Bir enerjisi var. Evet, varmış. 2 enerjisi geldi. Birlik saldırdı. İkisini ne yaptı yine bilmiyoruz. İkisini ne yaptı hiçbir fikrimiz yok. O zaman bu otçula güzel bir saldırı yapayım ben şöyle. Tamam mı? Bunu alayım. İki tane blok yapıyor olabilir bize. 4 saldırı diyorum. 4 saldırı. Abi 798-797 vuruyoruz. Şanssızlığa bak. Böyle de öldün. Bu ikisi bloksa onları geçmek için bir de enerji sakladım. Hiç blok vermemiş adam ya. Hiç blok vermemiş arkadaş adam. Direkt buna enerji saklamış. Al bunu öldürsen. Al bunu öldür, ne yapıyorsan yap. Ve çakala bak, ikiyle öldürebileceğini de bildiği için. Tekrar Ankylon geldi. Hadi bakalım. Ben o zaman 4 shield alıyorum. Senin izninle. Ondan sonracığıma 1-2-3-4 enerji saklıyorum. Bir shield daha alıyorum. 2 shield almışsın. Bu durumda bir miktar da enerji çektin diye düşünüyorum. Evet. Bakalım 5 shield'lı birisine ne yapacaksın? Tahminen hiçbir şey. Bilgisayar manyak. Gözünün önünde 4 shield kartı açtım. Ha, ama o ne olduğunu bilmiyor değil mi kartın? Doğru. Doğru, o kartın ne olduğunu bilmiyor. Seni çeksem daha mı fazla vuruyorsun? Hayır abi, daha fazla vurmuyor. O yüzden ben Ankylon'la ona saldırmak durumundayım. Abi gözüne kuyruğu patlattım. Güzel. Bonuslarla birlikte bu iş çok rahat oluyormuş kardeşlerim. Gördüğünüz gibi çok da güçlü bonuslar kullandık, ayrı mesele de. 4 saldırı falan nedir yani? Oturur resmen kazandım demek istiyorsunuz adama.
Super Rare Level 15 artı. Oo, biz bunu şimdi yapamayacağız o zaman. Bizim Super Rare'ımız yok ki 15 artı. Bunun vereceği pek neydi? Oo, bize Legendary falan verecekti. Bizim Super Rare yapmamız lazım acilen. Bir gün 16 saatimiz var. 15 ve 20 artı Super Rare yapmamız lazım. Bu durumda bizim Super Rare'larımız neler? Hemen şöyle bir bakıyoruz. Efendim, bizim Super Rare'ımız suda meteor bir şey. Ben başka bir savaşta onun cooldown'unu kaldırsam acaba orada bu iş olacak mı? Herhalde cooldown'u var. Evet, cooldown'u var. Cooldown'unu kaldırdım. 15 artı Super Rare'im var. Bir tane. Spino'muz var. Stego'muz var. Velociraptor'umuz var. Yapmıyor. Ha, 3 tane lazım diyor. O zaman suda o var. Suda Metrio var. Aşağıda Velociraptor var değil mi? Velociraptor var. Benim bir tane Velociraptor almam lazım. Şuradan efendi gibi bir tane Velociraptor alacağız. 50 diye de buradan onu koyacağız. Şunu da şöyle bitireceğiz. Yerleş bakayım çocuğum sen buraya. Efendim, bir tane etçil, bir tane su. Şuradan. Ankilo da Super Rare'dı aslında. Dur bakayım, dur. Cooldown'unu kaldırabileceğimiz başka bir şeyler mi var yoksa? Neyse, Velociraptor'u almamız her halükarda iyi oldu. Çünkü o bize lazım. Ankilo da Super Rare. Onun da cooldown'unu açtım. Sarko Super Rare değil. Evet ya, başka Super Rare'ım da yok. Şuradan kuşlardan Super Rare kontrol edelim. Bir tane kuş Super Rare'ımız da olsun. Kuşlardan... Benim bir tane Super Rare'ım alabileceğim. Quetzal zaten. Bu da 10.000 DNA olmuşum bu arada ben ya. Böyle 1600-1600 götüre götüre DNA'ları. Tamam, ben Quetzal da alayım bir tane. Cidden alayım Quetzal. Şuradan Gettino diyelim. Pterosaurlardan. Super Rare Quetzal diyelim. Tamam. 9 saat, 11 saat, 8 saat, 1 gün. Bunu da artık bitiririz. Bir dahaki videomuzda 4 tane dinozorun yumurtasını kırıyor oluruz. Grand Prize için bir tane maç mı atsak? Ne yapsak kardeşlerim? Şuradan biz kaç? 22 puan alsak bir üstteki adamı geçiyoruz yine. O zaman diyelim ki Dimetrodon diyelim. Ankylosaurus diyelim. Pterodon diyelim. Çok kötü bir şey gelmesin karşımıza. Vallahi kardeşlerim, gündüzleri ben oynuyorum. Akşamları mı büyük rakipler de geliyor anlamıyorum. Ben gördüğünüz gibi ben maçları kazanıyorum yani. Puan olarak ilerliyorum biraz. Ama sizlerle birlikte akşam oynayacağım zaman niyeyse böyle abuk subuk beni dövecek adamlar geliyor karşıma. Hah, önceliği bize verdiysen ben bu Pterodon'u bir çekerim abi buraya. Hiçbirimizi kandırmayalım. Gerçi bu bir hataydı sanki. Hayo, hata değil. Adam sağ olsun bunu bana hata olarak düşünmememi sağladı. İkilik saldırı yapıp öldürebiliyor gibi geldi çünkü bana öldürmedi. Şimdi ikilik saldırı yapıp öldürür ama... Ha, adam öldürmüyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Güvenli oynayacağım, safe oynayacağım diye... Ne yapacağını şaşırdı, çıldırdı. Ha, o öldüremeyeceğini zannetti beni. Garanti öldürecek bir şey yapayım, pozisyona geleyim diye şey yaptı, uğraştı. İyi de ben şimdi sırf buradan doğru öldürürüm seni ya. 92'den çıkar öldürürüm yani. Al. 2 blok alayım, 2 de enerji çekeyim. Şimdi 2 ile öldüremiyor diye hesap ediyorum. Yanılmıyorsam 2 ile öldüremiyor. Güzel. O yüzden öldürmemeyi tercih etti. Ben şuradan seni bir yıpratayım öyleyse. Hah, blok almış. Şimdi full abanacak.
Full abanacak hem de blok aldığımı düşünüp. Evet. Full abandı ama ben blok yapmadım. Evet, bu saatten sonra hani çok da bir şey olamayacağı yere doğru gidiyoruz. 2 ile onu öldürüyorum. 2 ile beni öldürmesini kesinlikle engelliyorum. 4 enerji çekiyorum. Yani bu saatten sonra çok da karşımdaki oyuncunun yapabileceği bir şey kalmıyor geriye. Çünkü cepte enerjisi yok. Gelen 4 enerjisinin 4'ü ile de vursa imkanı yok. Öldürmenin yanından geç. Hiç blok almasam bile öldüremiyormuş adam. Shield almasam bile. Yani... Şu anda adam hepsini enerji çekse, hepsini şey yapsa hiç fark etmiyor. Çünkü ben full saldırdığım takdirde ölüyor. Oo, 8'lik saldırısı da güzelmiş. Kankimizin 8'lik saldırısı haşinmiş. Ve kaç puan çıkardık buradan? 30 puan çıkardık. Hısmımızın üstüne geçmeyi başardık galiba. Aa, 2 puanla geçememişiz. Üzücü. Oo! Wooly Mammoth en önde durarak başladı ya. Eziyet gibi resmen. Mammoth'u gösterdi bize. Al dedi, Mammoth orada duruyor. Belki kazanırsın. Al dedi Mammoth'u. Tabii ki kazanamadık. Bir battle daha çıkaracak adamımız var mı bizim? Ya hiçbir şeyimiz yok. Parayla uyandırırsak adamlarımızı anca o zaman işlerimiz var. Parayla adam uyandırıp battle yapabiliriz anca. Yapmayalım şu anda. Ben dediğim gibi yarım saatte bir zaten battle'lara girip yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şuradan siz kardeşlerim için battle stage 33 olur mu ona bir bakalım. Tyrannosaurus Rex'i sona bıraktığımız bir tane sarkomuzla parça pinçik etsek. Ondan önceki şu zımbırtıya şöyle bir tane vatandaş çıkarsak yeterli olacak gibidir ona. Şu, bunu döver gibi. Otçulun karşısına bir tane etçil çıkartalım. O otçulun karşısına çıkaracağımız etçil bu olsa yeter. Abi sonuncuya da ben bir... Sarko'yu çok da zorlamaya gerek yok ya. Bunun arasında hemen hemen aynı dövüş kabiliyeti. Bence böyle bir deneyelim. Böyle olabilir. Bizim Dilo çıktı yine karşımıza. Deli Dilo. Yalnız otçulu oraya çekmen çok garip bir hareketti gerçekten yani. Güzel kardeşim, gerçekten garip bir hareketti. Bir blok sana, iki enerji atıyorum kenara. Vay arkadaş ya. Bloğu da vermez olaydım keşke sana. Ne rezil bir bilgisayarsın sen böyle ya. Ne kepaze oynuyorsun. Al, kaşını gözünü yardım şimdi, mutlu musun? Çıkar arkandaki kırmançoyu bakayım. Ha işte, gelecek olan budur onda. Başka bir potansiyel yok ki. Şimdi iki sakladın sen değil mi? Bu seni öldürdü. Bu da sakladığın iki. Al, bu da enerji. Hadi bakayım sıradaki. Şimdi sen bizim iki shield aldığımızı düşünerek 4'ün 3'üyle saldırmalısın. Hile yapmayan bir bilgisayarsan aynen öyle. 4'ün 3'üyle saldırmalısın. Bir shield'ın var. Bakalım şimdi bizim 6-5'lik saldırımız sana yetecek gibi umarım. Çok güzel. Bir shield aldıysan eğer sen 1-2-3-4 zaten yetti. Bu da shield. Al bu da bonus. Evet. Tam düşündüğümüz gibi oynamış bilgisayar. Ama makus kaderinden kurtulamadı. Az kadromuzla bile çıkmadığımız halde hallettik. İşte bazı stage kombatları zor oluyor, bazıları kolay oluyor kardeşlerim. Bazılarına az kadroyla çıkmanız gerekiyor. Tebrikler. 70 DNA. Bir adet Dilo'nuz oldu, nur topu gibi. Şuradan bakarsak o bir adet Dilo'yu alabileceğimiz bir yer var mı? Yok. O bir adet Dilo'muz bekleyecek maalesef. Bizim bu geri kalan şeyleri yapmamız lazım. 5 tane dekorasyonu ben alayım. Heliportlardan 15.000 topla diyor ya, o heliportlar bitmez, ben 1-2 heliport daha koyayım. Binalardan para topla da böylece tamamlanmış olur. Heliportlama nasıl bir şeydi, ben onu bir hatırlayayım. Heliport ne kadar sürede oluyordu falan. Çok uzunsa bunlar, uğraşmayalım. Heliport 16 saat diyor, koyduğumuzda da 16 saatte olacaktı herhalde.
Bir tane koyalım bakalım heliport. 16 saatte mi olacak? 20 saatte oluyor, daha da uzun sürede. Gerek yok böyle bir şeye. Efendim, binalardan toplama kısmı 5 decoration diyor. Decoration olarak sayılan şeyler. Fountain bir decoration mıydı? Evet, fountain bir decoration'mış. Biz şöyle 5 tane fountain koyup buradan kurtulalım. Hiç de uğraşmayalım. Çocuğum benim. Aa, kendiliğinden düzgün bir yere koymuş zaten onu. Ben yanlış bir hamle yaptım. Ne kaldı? Bir decoration mı kaldı? Buyur. Şimdi seni satabiliyorum değil mi? Evet. Yarı fiyatına alıyor onu. Çok gereksiz de o fountainlar. Şu binalardan para toplama hikayesine bir bakire bakayım. Şimdi 1200'deyiz. 40.000 topla demiş bana. Bunları biz şuradan topladığımız zaman yine sayılmıyor. Onu bir kere daha test edeceğim acaba düzeltmişler mi diye. Önce bir kısmını toplayalım da riske atmayalım. Az bir miktar bıraktığımda o cihazı kullanacağım. Şu kalsın mesela. Şöyle bir bakalım. 23.000'i toplamışız. 25.860. Evet, artık sayılıyormuş. Artık sayılıyormuş. O bakı düzeltmişler. Boşuna panik yapmışız. Demek ki artık güven içinde kullanabilirmişiz onu. Evet kardeşlerim, bir daha bakarsak eğer binalardan 26.000 topla, helikopterden 15.000 toplayı yaptıktan sonra bu görevimiz tamamlanacak. Şunun için hatch ettiğimiz dinozorlarımız çıkacak. Şuradaki dinozorlarımız, bir daha bakıyorum, Super Rare 15 artı 3 tane diyor. Şurada hatch ettiğimiz Super Rare'larımız çıktığı zaman gayet iyi olacağız, gayet hoş olacağız. O göreve de devam edebileceğiz. Turnuvadan da eğer biz birileri tekmeleyip aşağılara atmazsa eğer, gördüğüm kadarıyla bir Super Rare Booster Pack de oradan kazanacağız ki çok da şey değil, bir değil bu arada. Yani bir tane bulacağız, iki tane birden verecek ondan. Bakalım neler olacak. Battle Stage'in bir sonrakine de bakalım. Gayet kolay bir savaş. Biz bunu alırız. Biz bunu alırız kardeşlerim, hiç sıkıntınız olmasın. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşmanızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.